Bu parçamızı incelediğimizde sevgili arkadaşlar, Z şeklinde bir parçamız var. Ve bu Z şekle ne yapmışlar? Orta kısmına şu şekilde bir parça daha eklemişler. Yani kabaca çizecek olursak, hani 3 boyutlu hayal etmeye çalışırsak, kabaca hemen şöyle çizelim. Bizim aslında şu şekilde bir V şeklinde bir parçamız var. Ve bu V şeklinde olan parçaya ne yapmışlar? Şu kısmına bir parça daha atmışlar arkadaşlar. Evet, şu araları sildiğimizde daha iyi anlarsınız. Hayal edebilirsiniz en azından. Feder dediğimiz şu şekilde bir parça atmışlar. 3 boyutlu hayal edersek böyle. Daha sonra bu, bakın, şöyle bakmışız önden görünüşe. V'yi görmüşüz. Ve şu araya attığımız parçayı görmüşüz. Tamam. Üstten görünüşe baktığımızda ne göreceğiz? Şu yüzeyi göreceğiz. Burası eğik yüzeyi göreceğiz. Burası şurayı göreceğiz. Burası. Bu da tamam. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bakın önden görünüşe baktığımızda burada adam ne koymuş buraya? Kesik çizgi koymuş. O zaman demek ki burada bir boşaltma var. Üstten görünüşe baktığımızda bu boşaltmayı ne yapabiliriz? Burada görebiliyoruz. Şu yüzey boşaltılmış yüzey. Yani ne olmuş arkadaşlar? Benim burası bu şekilde dolu değil de üstten görünüşe baktığımız zaman parçanın, şu araya attığım parçanın kalınlığı kadar bir boşaltma işlemi gerçekleştirmişiz. Şöyle bir boşaltma olmuş arkadaşlar. Şimdi bakınca, bu çizime bakınca tabi ne kadar derinliği de bu kadar derinliğini de vermiş bize. Üstten görünüşe bakınca benim şurası, şurası, şu boşluklu olan kısım burası, şu da bu yüzeyi oluşturuyor. O zaman ben sol yandan görünüşe baktığımda ne göreceğim? Dikdörtgen kısım göreceğim. Orası bu kısım. Genişliği de bakın bu kadar. Şöyle şu kadar olacak. Daha sonra buradan soldan bakmaya devam ediyoruz. Ne göreceğiz? Şu yüzeyi göreceğiz. Yani şöyle şurası. Bakın burası dolu. Daha sonra eğik yüzeyi göreceğiz. Sonra yine şu arka tarafta kalan şu yüzeyi göreceğiz. Buralar dolu. Velhasıl kenar baktığımızda kısaca şöyle şekilde bir dikdörtgen çizip şurayı taşıyıp eğimli yüzeyin genişliğini şuradan taşıyıp daha sonra buradan baktığımızda şu arka tarafta kalan boşaltmayı görmediğim için onu kesik çizgide ifade edeceğim. Onun derinliği de zaten bize burada verilmiş. Buradan alıp kesik çizgide ifade edeceğiz arkadaşlar. O zaman şimdi şunu silelim. Yine gönyemizi alalım. Parçamızın tabanını ile ilgili çizgimizi çizdik. Daha sonra şu kısma getireceğiz. Buradan şöyle bir çizgimizi çizeceğiz. En tepeye getireceğiz. En tepeden bir çizgimizi çizeceğiz. Daha sonra şu görünmeyen kısımla ilgili de şöyle getirelim. Şöyle bastırmadan yine bir çizgi atalım. Daha sonra 45 derecelik gönyemizi alacağız. Şurada paralelliği yakalayalım. Yakaladıktan sonra şu şekilde noktalarımızı taşıyalım. Bastırmadan yapacağız bu işlemleri. Ve bu noktalardan yukarıya doğru ne yapacağız?
dik çizeceğiz arkadaşlar. Bunun için gene paralelliği yakalayacağız. Ve daha sonra kesişen noktalara kaydırarak şu malzemem, şu parçamızın genişliğini şöyle taşıdığımız için şuradaki çizgiler bizim fazla olduğundan dolayı bunları silebiliriz. Şimdi sonra yandan görünüşe bakacağız. Dedik ya az önceki perspektifi hayal edebilirsek. Şu kısım, şurası, şu eğimli kısım, şurası. Şu yüzey, şu kısım ve şu kısım. Bunları çizdik. Arka tarafta şurada boşaltma vardı hatırlarsanız. Ben bunu görmedim. Bakın onu da bir yerinde belirledik. Orayı da hemen kesik çizgiyle ifade edelim. Daha sonra parçamızın şu şekilde çevrelerini koyulaştıralım. Bu parçamızın da yine sol yandan görünüşünü oluşturduk. Fazla olan çizgilerimizi şöyle silgimizle sildik mi? Tamamdır.